Hünkârım, Kemankeş Mustafa Ağa geldiler. Mesele mühimmiş. Hünkârım. Söyle. Limandayken malumat geldi. Bir Fransız gemisi izinsiz yaklaşıyor dediler. Ben de gemiye bindim, Leventlerle önünü kestim. Gemide bir misafiriniz var. Davetsiz bir misafir. Kendinin Erdel Prensesi Farya Bedden olduğunu söylüyor. Prenses Farya Bedden, sizi götürmek üzere emir aldık. Kimsiniz siz? Nereye götüreceksiniz? Saraya gideceğiz. Hünkârımız kendilerini kabul edecekler. Prenses Farya'nın eşyalarını da alın. Durun! Daha Sultan Murat'la görüşmedik bile. Ne lüzum var anlamadım. Sizi sarayda misafir edeceğiz prenses. Otorites, prenses. Bence gemiye dönseniz daha iyi olacak. Kameraya git anne. Orada bekle. Kimsiniz siz? Kes sesini, yürü! Buraya saldırdın! Buraya saldırdın! Saldırıya uğradın! Sultan Murat.
hünkârım bunlar bostancı değil. Kılık değiştirmişler. Askerimin kılığına girmiş, benim adıma prensesi almaya gelmişler. Nasıl olur bu silahlar? Kim bunlar? Beni öldürmeye emir almış Katolikler. Ben Macar Prensesi Faryabet'ten. Sultan Murat Hazretleri. Sizin yüce adaletinize sığınmaya geldim. Hünkârım. Farya nerede? Bu sabah validesiyle birlikte çıktılar. Hünkârım, arzu ederseniz durduralım. Lüzum yok. Madem gitmek istiyor, gitsin. Nasıl gidersin? Sizin de isteğiniz bu değil miydi? Gidiyorum işte. Benden kurtuluyorsunuz. Gidemezsin. Giderim. Gidemezsin dedim. Zira artık benim haremimsin. Benim kadınımsın. Müsaade etmem. Daha evvel de söylediğim gibi. İzin istemek gibi bir huyum yok. Ne yapacaksınız? Zorla mı götüreceksiniz?
icap ederse evet. Zorla. Neden gelmişler? Sultan Murat. Beni bırakmıyor. Onunla İstanbul'a dönmemi istedi. Peki sen ne cevap verdin? Dönecek misin? Beni almadan gitmez. Kadını mısın? Dedi bana. Dün gece ne geçti aranızda? Prenses? Biliyordunuz değil mi? Sultan Murat'ın geleceğini, sizi durduracağını biliyordunuz. En azından kalbinden geçen buydu. Gitmemi o istedi. Onun kararıydı. Beni cezalandırmak için günlerdir yüzüme bile bakmıyor. Bu da yetmezmiş gibi bizim hakkımız olan tahtı elimizden aldı. Tahtı kaybettik evet. Ama şimdi daha büyük bir taht var önünde Fariha. Osmanlı tahtı. Her şeyi yapabilecek kudrete sahipsiniz. Biliyorum mani olamam. Ama eğer sizinle geri dönersem, siz de şunu bilin ki ben asla hareminizdeki kadınlarınız gibi olmam. Asla kimseye kölelik etmem, boyun eğmem. Thank you.
Farya sandığından daha akıllı çıktı. Kösem Sultan'a rağmen kıydırdı nikahı. Olacak şey değil. Kösem Sultan için büyük bir mağlubiyet bu. Yahut sonun başlangıcı. Kösem'in devri sahiden bitiyor belki de. Sultanım. Olan oldu artık. Kendinizi daha fazla üzmeyin. Nasıl üzülmeyeyim Silahtar? Nasıl yapar bana bunu? Aklım almıyor bir türlü. Ya sana ne demeli? Madem biliyordun. Niye bana söylemedin? Neden mani olmadın nikah? İnanın bana, bu vaziyetten ben de hoşnut değilim. Velhasıl bu nikahın pek de manası yok. Nihayetinde bu hatun hiçbir zaman şehzade anası olamayacak. Asıl mesele de bu zaten. O kadın hanedana hiçbir zaman bir şehzade veremeyecek. Buna rağmen benim üzerimde bir pay aldı. Bunu kabul etmem mümkün değil. Hünkârımızın iradesi her şeyin üstündedir sultanım. Bunu istesek de istemesek de kabul etmeliyiz. Bu kez yanlış yola sapmanın bedeli ağır olur sultanım.
Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Hünkârımız şu anda müsait değil sultanım. Çıkın dışarı. Herkes. Sen de çık. Yalnız bırakın bizi. Sen Fahriye? Bu ne cüret? Sen kimsin? Benim huzuruma destursuz gelirsin. Ben kim miyim? Kim miyim? Ben senin nikahlı karınım, nikahlı. Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Ülkemden, ailemden, tahtımdan, her şeyden. Bütün hayatımı geride bıraktım. Karşında tek bir şey istedim. Bana sadık olmanı. Peki sen ne yaptın? İki günlük hatun için beni unuttun, beni bıraktın. Sen bana bunu mu reva görüyorsun? Çık dışarı. Elimden bir kaza çıkmadan çık dışarı. Ben sana söyledim Murat. Tek bir şartla burada kalırım. Başka kadın olmayacak dedim. Haremindeki diğer kadınlarla karıştırma beni. Aksi halde... Ne aksi halde ne? Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Sarayı başına yıkarım seni! Başına yıkarım! Sarayı başına yıkarım! Başına yıkarım! O Asun'un koynuna bir kere daha girersen... onu da öldürürüm, seni de. Duydun mu beni? Yaparım. Kendimi de öldürürüm. Her şey biter. Ne var o hatunda? Aşık mı oldun? Söyle. Raks ederek aklını başından mı aldı seni? Söyle. Konuşsana. Fahriye. Söyle. Benim sabrımı zorlama. Senin canını öyle bir yakarım ki. Bu yaptıklarına bin pişman olursun. Ben pişmanım zaten. Sana inanıp burada kaldığıma, bu sarayda kaldığıma, seni sevdiğime bin pişmanım ben. Öyle mi? Öyle. Pişman mısın? Evet. Ben senin ızdırabına son vereyim o zaman. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni, sen de kurtul ben de. Öldür. Öldür beni. Öldür beni. Öldür. Bırak. Bırak. Sultanım. Dün geceki hadise sebebiyle bir hayli üzüldüm. Eğer bir kabahatim olduysa... Senin ne kabahatin olacak hatun? Git dediler, gittin. Evet, doğru. Kösem sultanımıza arzu ettiler gitmemi. Lakin bağışlayın. Neden bu kadar rahatsız olduğunuzu anlamıyorum. Nihayetinde Sultan Murat, Cihan Padişahı. Ve buradaki herkes onun haremi. Vaziyetinizi de düşünecek olursak... Ne varmış vaziyetimde? Başınızdan çok elin bir hadise geçtiğini işittim. Asla çocuk sahibi olamıyormuşsunuz. Oysa haremin varlık sebebi... soyun devamıdır. Yani er ya da geç... kenara çekilmek zorunda kalacaksınız. Anlaşılan dün gece kapıda kalmak pek ağrına gitmiş. Ama bunu alırsan iyi edersin. Çünkü ben bu sarayda olduğum müddetçe hepinizin kaderi bu. Sultan Murat Erdel tahtını nasıl Rako çevirir? Sırf bana kızdığı için yaptı.
Benim için senden daha kıymetli hiçbir şey yok. Benim için de öyle. Ama taht senin hakkındı. Ve o bana söz vermişti. Fariha, taht bizim için hayal artık. Yarın sabah yeni bir hayat başlıyor. Birlikte Brandenburg'a gidiyoruz. Gidiyoruz. Ama önce Sultan Murat bana bu yaptığının hesabını verecek. Prenses! Sultan Murat'la görüşmek istiyorum. Yasak prenses, görüşemezsiniz. Beni kabul edene kadar burada bekleyeceğim. Ağlar! Asıl cezam buydu değil mi? Tahtı elimizden alarak beni cezalandırdınız. Oysa ki bana söz vermiştiniz. Ben böyle münasip gördüm. Ben size inandım. Güvendim. Sandım ki... Ne sandın? Yaptığının cezası kalacağını mı sandın? Benden intikam almak için yaptınız. Başından beri niyetiniz buydu. Ben de size kendimi affettirmek için çırpınıp durdum. Yazık. Öfkeniz dindi mi? Ödeştik mi şimdi? Sabrımı zorlama Fariha. Ne yaparsınız zorlarsam? Canımı mı alırsınız? Hadi durmayın. Alın canımı. Madem tahtımı elimden aldınız, canımı da alın. Keyfiniz yerine geldi sultanım. Nasıl gelmesin Narin? Nihayet kurtuluyoruz o prenses belasından. Dedim size sultanım. Boş yere üzdünüz kendinizi. Hünkârımız geldiği gibi geri gönderiyor işte. Hoş. Burada olsa ne fayda? Günlerdir yüzüne dahi bakmadı. Nihayet muradım da anladın Narin. Benden başkası mutlu edemez onu. Hünkârım, müjdeler olsun. Sultanımız hislerinde yanılmamış. Söyledikleri gibi. Gebe.
Mehmet'e asla çocuk sahibi olamaz, bu mümkün değil demiştin. Nasıl oldu akıl sır erdiremiyorum. Bir mucize bu. Rabbimin lütfu. Boynuma kılıcını dayadığında ölümden korkuyor musun diye sormuştum bana, hatırlıyor musun? Ben de ölüm değil, korkutucu olan kaybetmek demiştim. O gün sen bana kıyamamıştın. Hislerin mani olmuştu. Ama bu gece... bu gece... benden vazgeçtin. Ve benim... en çok korktuğum şey başıma geldi. Seni kaybettim. Şu an ben buradaysam, o cellatlar benim canımı almadıysa, bunun bir tek sebebi var. Bebeğim. Sen beni öldürdün Murat. Öldürdün. Seni öldürdüm. Sana karşı hislerimi, içimde güzel olan her şeyi, hepsini öldürdüm. Bitti. Sen de beni kaybettin. Yaşıyorsan şayet Rabbim sayesinde. Karnındaki çocuk ilahi bir işaret. Belki her şeyi düzeltecek. Ve biz kaybettiğimiz, avucumuzdan kayan saadeti belki tekrar bulacağız. Sen bu dediğine inanıyor musun? Onca şeye rağmen tekrar mutlu olabilir miyiz? Ruhun buz kesmiş gibi.
gece çökmüş. Ve sen o karanlıkta kaybolmuşsun. Zalimlerle, zorbalarla savaşırken sen onlardan biri olmuşsun. Ve eğer beni azıcık tanıyorsan bilmen lazım. Ben zorbalara asla boyun eğmem. Sevdiğim adam dahi olsa eğmem. Artık Harem-i Hümayun'da yeniden şehzadelerimizin sesleri çınlayacak. Farya Sultanımız gebe. Nasıl olur? Çocuğu olmaz diyorlar. Gerçekten. Büyücüye mi gidiyor yoksa? Yahu size ne? İşinize gücünüze bakın. Gebe diyorum, gebe. Lokmalar dökün, şerbetler dağıtın. Haydi. Sus kız, sus. Duyacak. İtham edileceğine de baş tacı olacak şimdi. Olacak şey değil. Dört ayağının üstüne düştü yine. Kimsenin inancı, umudu yokken bir mucize gerçekleşti sultanım. Anne olacaksınız. Bence artık her şeyi unutup bunun mutluluğunu yaşamalısınız. Dün geceden sonra nasıl unutabilirim ki? Sultan Murat'ın zor günler yaşadığı aşikar. Çok büyük acılar yaşadı. Aşkınızdan vazgeçmek yerine onu anlamaya, onun yaralarına şifa olmayı denemelisiniz.